Arkadaşlar, bugünkü Photoshop dersimizde sizlere siyah beyaz ya da renkli çekilmiş fotoğraflardan işte ışık gölge efekti vererek daha belirgin, daha güzel bir işlenmiş fotoğraf veya da stüdyo ortamında çekilmiş fotoğraf vermeye işleyeceğiz. Bunun için öncelikle arkadaşlar daha önceden seçmiş olduğumuz fotoğrafı Photoshop programımızda açalım. Şöyle. Programımız açılıyor. Buradaki amaç arkadaşlar işte hani birçok arkadaşımız da cep telefonuyla veya normal fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekilir. Lakin flaşör veya da işte para flaş olmadığı için istediğimiz sertlikte ışık gölge değerlerini ayarlayamayız. Bunun için doğal ışıklarda faydalanmış veya doğal ışıklar kullanılarak çekilmiş fotoğraflarımızı Photoshop yardımıyla biraz işleme tabi tuttuktan sonra İstediğimiz şekilde stüdyo ortamında çekilmiş fotoğraflara dönüştürme işlemini göreceğiz. Programımızı açtık. Fotoğrafımız geldi ekrana. Şimdi burada görüldüğü gibi gri tonlar falan var. Gölgede kalan yerler falan var ve açık yerler var. Ben bu gölgeli olan yerleri daha koyu hale getireceğim arkadaşlar. Buradaki arka plandaki koyu renkler tamamen siyahlaşacak. Ve sadece şu yüz bölümünde ve şuradaki aydınlıklar kalacak. Bunun için öncelikle arkadaşlar daha önce de bahsetmiştim. Kamera raw filter programına fotoğrafımızı açıyoruz. Daha sonra burada siyah beyaz olduğu için şuradan bu değerlerle biraz isteğe uygun renk tonlarımızı ışık aydınlıklarımızı falan ayarlıyoruz arkadaşlar. Buna tabi zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben kendi isteğim doğrultusunda hareket ediyorum. Bu şekilde şimdi kolaylaştıracak. Ve burada biraz keskinlik verebiliriz arkadaşlar. Ve şuradan biraz daha içinden farklı çıkarabiliriz. İşimiz tamamlandıktan sonra eğer hoşumuza gidiyorsa OK deyip bu sayfayı çevirip fotoğrafımızın düzenlemesini bekliyoruz. Aksaklık oldu. Evet. Evet. Yeni düştü arkadaşlar. Kontrol artı dedikten sonra biraz yaklaştırıyorum. Grenleşme falan var ister istemez. Bunu gidermek için daha önceki derslerde şeyini vermiştim. Açıklama kısmında linkini vermiştim. Noise gidericiyi açıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi tonaj olarak, renk olarak pütürleri gideriyor. Bunu da hallettikten sonra arkadaşlar resmini biraz tutayım. Ben şu alanların açıklamasını ve buradan bu tarafa koyulaşmasını istiyorum. Bunun için de arkadaşlar biraz Photoshop hilelerine veya fotoğraf hilelerine başvuracağız. P harfine basarak pen aracını seçiyorum veya de şuradan bunu tıklayarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu siyah olacak yerleri şöyle kaba taslak seçiyorum arkadaşlar. Böyle. Şuralara kadar gelsin. Şuradan sonra biraz hassas olmamız gerekiyor. Aynen. Bu şekilde. Dediğim gibi şuradaki bölmeyi kesmek için alt tuşuna basıyoruz. Şurayı daha rahat kesim yapabilmemiz için biraz da yaklaşıp detayları daha rahat verebiliriz arkadaşlar. Daha sonra şurayı böyle dolanıyoruz. Detay hassas olan yerlerde biraz özen gösterirseniz fotoğrafınız çalışma bitiminden sonra sırıtmayacaktır. Şöyle. Tabii benim saçlar olmadığı için dekolayı biraz daha rahat oluyor. Şöyle arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunu yaptıkça, denemeler yaptıkça arkadaşlar eliniz daha da hızlanır, daha da seri olursunuz. Şöyle. Ve aldıktan sonra işimiz hemen hemen bitiyor arkadaşlar. Böyle. Böyle alalım. Daha sonra. Evet. Buradan şuradan birkaç tane geri alıp sınır üzerinden, kol üzerinden
Arkadaşlar buradan yukarıya düz çizgi çıkıp ben buradan bu taraf olan yeri arkadaşlar komple karartmak istiyorum. Daha güzel bir etki ve derinlik vermesi açısından. Böyle. Hatta Ctrl Z deyip arkadaşlar isterseniz şuradan makine seleksiyonu seçip 2, 3, 4 gibi bir değer verip yumuşak geçiş sağlarsınız. Şuradan paletimizden siyah rengi seçip ya da şuradan rengi alıp uygun olması açısından alt silme tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar şöyle artı defa atmış oluyor. Şuradaki detaylarda ne yapıyoruz? Şekilde gidermiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi arkamız iyice karardı. Buradan ben çalışma alanının bu göz mesafesinde ve şu boşluğa yazı yazmak istiyorum. Bunun için bu alanı biraz genişletmem gerekiyor. Şuradan 20 sayfa açalım arkadaşlar. Bir A4 sayfa işimizi görür. Böyle daha sonra resmimizi alıp şuradan taşma işlemini seçip şekilde tutup buraya getirdiğimiz zaman resmimizi buraya atmışız arkadaşlar. Resmimizi biraz küçültebiliriz eğer ki büyük baskı almayacaksanız. Şöyle yapalım arkadaşlar. Daha sonra C harfine basarak croplayabilirsiniz arkadaşlar. Crop işlemi. Onu da şu şekilde şuradan şuradan alırsınız. Şuradan şekilde seçim yaparız. Şurayı da temizlemek istiyorum arkadaşlar. Şu renk tonunu buradan bu tarafa yaymak istiyorum. Evet, onun için de şuradan şöyle yaparız. İ harfine basılı tutarak arkadaşlar gördüğünüz gibi mouse'umuz damla haline geliyor. Şuradan renk alıyoruz arkadaşlar. Çünkü burayı komple bu renk yapmak istediğimiz için. Daha sonra alt tuşuna basarak arkadaşlar bu rengi veririz. Hatta şöyle yapalım. Şuradan seçme aracını seçerken şuradan patır değerine 15 veya 20 falan verirseniz arkadaşlar bu geçişler biraz daha yumuşak olacaktır ve sırıtmayacaktır. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Tekrar İ harfine basarak buradan bilimini alıyoruz. Ve tekrar alt silme tuşuna basarak gördüğünüz gibi rengimiz oturuyor arkadaşlar. Bunu S harfine basarak şu üst baş tarafları rahatlıkla kapatabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Aynı işlemi aşağı taraf için de yapabiliriz arkadaşlar. Biraz hafif bir dalgalanma oldu. Arkadaşlar bunun için de şuradan yara bandı şeklinde olan evet şunu seçip şöyle yapın arkadaşlar. Yavaş yavaş geçişlerin yumuşadığını göreceksiniz. Tabii biraz hassas olmak gerekiyor çünkü etrafından dok aldığı için dağıtabilir. Şöyle dokunuşlar da sırtmayacak şekilde şöyle evet arkadaşlar şöyle biraz uzaklaştığımız zaman zaten ne fark görürsünüz. Şuradan tekrar arkadaşlar şöyle seçiyoruz. Yalnız bu sefer fatır değerini yani yumuşatma veya geçiş yumuşaklığını sıfır yapıyoruz. Şuradan örnek parça aldıktan sonra seçtikten sonra Ctrl T diyoruz arkadaşlar. Ctrl T deyip seçilen hale getirdikten sonra şuradan tutup öyle sayfa dolana kadar çekiyoruz arkadaşlar. Ve Ctrl T deyip seçim alanından çıkıyoruz. Gözü rahatsız eden bir yerler varsa arkadaşlar tekrar S'ye basıp doku transferi yapabilirsiniz. Şöyle köşeleri yumuşatmak veya geçiş. Burada biraz gözü sırtan veya rahatsız eden bir bölüm var. Orayı da arkadaşlar şuradan bir örnek alarak böyle hafifçe yumuşatarak çıkıp o rahatsızlığı giderebiliriz. Şöyle gözü rahatsız eden yerleri. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde yaptıktan sonra ben tekrardan şöyle öteye gelip kamera al demek istiyorum.
Evet arkadaşlar, buradaki gözü rahatsız edici pislikleri veya pürüzleri temizledikten sonra bu sefer renk kontrastlarımızı gözden geçiriyoruz. Gözü rahatsız edici bir şey yoksa ben şurada şu yaka kartını çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle E harfine basıp silgiyi seçiyorum. Daha sonra ben şuradan opasiteyi biraz düşürttüm. Arkadaşlar böyle şuralardan temizlemeye başlıyorum arkadaşlar. Böyle. Tabii. Şuraları rahatlıkla alabilirsiniz. Temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Bunun daha farklı yolları da var. Bu biraz daha rahat. Biz arkadaşlar biraz daha yaklaşıp şu detay kesimlerine, bölümlerine bakıyoruz. Şuradaki işte alanı, buradan bir katmanını getirip buradan şu alanı şöyle seçip tekrardan böyle alan özür arkadaşlar şunu kaldıralım şuradan böyle evet. Ben şurada arkadaşlar şu bölgeyle fazla uğraşmak istemiyorum. Yani pen aracını seçerek yani kısa yolu P harfi veya de şuradan bunu seçerek arkadaşlar şu alanı böyle karartmak istiyorum ben. Tabi bu sizin isteğinize göre değişir veya fotoğrafınıza göre değişir. Şöyle şurayı alıp tekrar şuradan P harfine basıp renk tonu alıp altına tuşuna basarak arkadaşlar şurayı komple karartabiliriz. Böylece daha rahat, daha güzel bir görsel kazanmış olur. Buradaki yazı alanınızı oluşturduktan sonra bir söz yazabilirsiniz, bir şiir yazabilirsiniz veya işte uygun bir şey bırakmak istiyorsanız onu bırakırsınız. Ben güzel bir dörtlüğüm var. Yani sevdiğim, hoşuma giden bir dörtlük. Ben onu yazmak istiyorum arkadaşlar. Siz tabi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Güzel bir dörtlük. Tekrar başlıyor. Hayat bu. Her zaman. Şuradan ayarları okuduktan sonra arkadaşlar ben genelde şöyle seçip yazı karakterimizi Times New Roman olarak bold olabilir, bold italik olabilir veya da böyle bold italik yapalım. Yazı karakterimizi biraz büyütebiliriz. 18 sanırım ideal olur. Evet, şuradan bold'u seçip isterseniz yani oraya uygun bir yazı karakterinde düşebilirsiniz. Belki sizde bu kadar yazı karakter olmayabilir arkadaşlar. Ben genelde bu işle uğraştığım için internetten de yetisiye kadar yazı karakteri font toparlıyorum. Bunları kullanırken genelde Türkçe olmalarına dikkat edin. Türkçe olmadıkları zaman Türkçe karakterler ilgili karakterler tam göstermeyebilir. Arkadaşlar şu fena değil. Bana biraz büyük gibi. Ne yapıyoruz? Şuradan kontrol A'yı yüksek alana getirdikten sonra arkadaşlar şuradan 18'e 14 yapabiliriz. 14 çok küçükse 18'e 14 ikisinin arası 16. Şuradan 50 değer girebiliriz arkadaşlar. Böyle. Fena değil. Şekilde. Yalnız yazı karakteri benim hoşuma gitmedi arkadaşlar. Böyle. Seçmeseniz arkadaşlar burası seçili olduğu zaman şuradan rahatlıkla müdahale edebilirsiniz. Yani şuradan şöyle tıklayıp girilir. Şu da işimizi görür. Yani maksat okunur olması. Böyle seçelim arkadaşlar. Eğer istediğiniz boyutu
buradan rakamsal olarak ayarlayamazsak arkadaşlar kontrol tabi şuradan çifte basarak daha önceki derslerde de belirttiğim gibi biraz sağdan soldan büyütüp okunurluğunu sağlayabilirsiniz. Şurada nedir? Şimdi var. Olsun yeter ki. İsteme gerek yok. Unut olsun yeter ki. Bakıyoruz. Yazımızı kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Malum. Dediğim gibi işte eğer ev ortamında veya dışarıda fotoğraf çekerken paraflaş kullanamıyorsanız veya imkanlarınız yeterli değilse sert ışığı kullanarak bu tarz çekimler yapıp böyle düzenlemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersi daha çok yorumlar kısmındaki soru ve önerilerinize dayanarak çektim. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Eğer dersimizi beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin istekleriniz doğrultusunda derslerimiz devam edecektir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar.